Cihan abi, bu mavi başka mavi. Bu mavi baş döndürücü mavi. Baş döndürücü. Niye öyle? Peugeot'un Vertigo mavi olarak isimlendirdiği, ancak yine sedefli. Hakikaten de uzaktan gördüğünde de baş döndürecek bir renk. Benim ilgimi çok çektiğini söyleyebilirim. Onat diyor ki baş döndürmeyi bir kenara bırakın, yoruyor beni diyor. Yani, altı renkten bir tanesi. Altı renginden birisi ama gerçekten benim hoşuma gitti. Bir kere bugün yine bir elektrikli otomobilin yanındayız Gökhan. Hani elektrik deyince mavi hep bir çağrışım yapıyor biliyorsun. Onun için ilgimi çekti. Öyle logoya mogoya koymadan direkt gövdeye koymuşlar. Direkt ben buyum diyor. Evet. Yani bir bakıyoruz şöyle, zaten 508 ile başlamış oldukları yenilikleri yine sürdürüyorlar aracın ön tasarımında. Şöyle biraz bahsedelim onlardan. Değil mi? Bir kere ön panjurun 408'de de görmüştük daha önce. Gövde rengiyle aynı renkte dekore edilmesi. Pençe izi diyelim mi, orada da devam ediyor. Orada da devam ediyor. Hatta bir önceki makyajsız 2008'e göre buralarda ek bir parçalar, bunlar da pençe izi gibi, dikkat ediyorsan evet. Öyle yanlara doğru yırtmış. Yenilenmiş logomuz, aslanımızın yeni logosu. Yeni fontla belirlenmiş 2008 model yazımız. Daha güzel olmuş, böyle hafif yatay değil mi? İtalik değil tabir mi? Edilen yatık şekilde konumlamışlar. Güzel. Değişik bir şey. Bir de parlak krom değil, dikkat ediyorsan böyle değil mi? Kırık bir yani maden rengi gibi falan. Fırçalanmış güzel. Alüminyum gibi. Evet. Neler başka yenilenmiş zaten. Direkt ön cepheye baktığımızda. Şeytani bakışı beni her zaman cezbediyor, söyleyeyim. Çok güzel. Şimdi Peugeot'un tüm tasarımlarında zaten agresif, böyle güçlü, kaslı bir yapı sunuyor. Şimdi far zaten yenilenmiş, üç gözlü yapılmış. Bir önceki kasanınkini hatırlayın. Burada üç tane küçük gündüz led farları vardı. Böyle uzanıyordu ayrıca bir tanesi. Yeten, aşağıya doğru tek diş. Evet, orada tek, burada üç. Pençe izi aynı olarak ifade ettikleri. Şimdi bakıyoruz, üçlü pençe izi, sağlı sollu bu siyah bölgelerde tamponda tamamen içine gömülmüş. Far da üç gözden oluşur şekilde tamamen yine led. Gene içinde Peugeot yazısı var. Yine yazımızla aynı birlikte. Aynı bölümde. Devam ettiğimizde mat siyah alt hava girişlerimiz, onun üzerinde yine fırçalanmış alüminyum dekorlarımızla birlikte. En altta bu plastiği kullanmaları da çok iyi olmuş. Özellikle yüksek kaldırım biliyorsun bizim ülkemizde. Maalesef. Bobalarla beraber o da iş görür. Boyaya da zarar vermez. Geldik jantlara, lastiklere. Burada bir sürü anlatacağın şey var. Şimdi yani SUV olduğu için zaten dodikleriyle, koruması komple alttan devam ediyor. Ki alt baş piyerlerin üzerinde farklı bir yine fırçalanmış alüminyum tarzı bir altta, ön tamponda renklendirme yapılmış. Gibi. Jant yine elmas kesim. Şöyle bakıyoruz, ölçüleri sormuştun sanki sen. 215, 55, 18 lastiklerle kullanılan 18 inçlik jantlarımız var. R18'i kullanmışlar bunda da. Michelin'in kışlık lastikleri. Yani bu jantı olarak beğeniyorum ben, ne dersen de. Yani hani elektrikli otomobiller içerisinde tasarım olarak göze hoş gelen bir jant tercih edilmiş bu otomobilde. Yine geliyoruz, E harfimiz bir karşılıyor. Elektrikli otomobil olduğunu gösteren çift renk. Hı hı. Komple piyano siyahı üst tavanımız. Barlarımız da aynı şekilde. Mat siyah çerçevelerle ama aşağıda yine parlak siyahlarımız. Benim meşhur Beston'unda da devam ediyor. Devam ediyor. Aynalarımız. Yani kombinasyon benim çok hoşuma gitti. Her ne kadar haklısın, el izi bırakıyor, çizilme izi bırakıyor ama apayrı bir hava veriyor bu parlak siyah, piyano siyah, siyah olarak ifade edilen. Şu anda aracımız şarjda, arkaya taktık. Evet, kablosu, onu da göstermekte fayda var. Aparatı da burada. Hangi kablo? Tabii ki bu. Bu hangisi? Ev tipi 220 voltta yani veya tek fazlı şarj adaptörü diyeyim. Ekranda da bunun bilgilerini veriyor zaten. Şarja bağlandığı zaman şu anda mesela bu aparatla bağladığımızda aşağı yukarı %50 civarında bataryası mevcuttu. 11 saat gibi bir süre veriyor tam dolum için. Onu da görüyoruz bu arada. Onu da ekran üzerinde yazıyor aslında zaten. Artık elektrikli otomobillerde akıllı telefonlara geçiş başladı. Hani kendi app'inizi otomobilin özelliğine göre orada da takip edebiliyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Evet, evet. Burada zaten yine şarj soketinden bahsedelim. Aracın özelliği olarak bahsedelim. 7.4 gene
AC cihazlardan, yani 380 voltluk trifaze cihazlardan dolum sağlanabiliyor. 7.4 kW güç ile. Kaç saatte? Aşağı yukarı. %100'e ulaşıyoruz. Yani gece taktım böyle. Yani gece bağladın ama trifaze üniteye tabii bağladın. Eve bağladım. 7 saat civarında sıfırdan 100'e kadar dolum çok yapabiliyorsun. Gece bağladın, sabaha hazır. Yani bu işin içinde 12 saat var, 14 saat tabii var biliyorsun. Ki ölçümlerimizi hızlı şarj cihazlarında da genelde %20, %80 aralığında hep ifade ediyoruz, hatırlıyorsun. Bu şekilde de ifadesinde 4 saat civarında dolum %20, %80 arasında sağlıyor. 100 kW güçle de hızlı şarj cihazlarından dolum elde edebiliyorsun. Bu da aşağı yukarı yarım saatlik bir sürede. Hadi menzili de söyleyelim. Şimdi menzil deyince iş biraz karışıyor. Çünkü şöyle karışıyor. Bir normal kullanım şartları altında menzilimiz normalden var. Normalden kasıt? Şehir içi, şehir dışı WLTP verilerine göre karma olarak ifade edildiğinde 400 kilometre veriliyor. Ancak sadece şehir içi kullanımında ve de işte ekonomik kullanım seçeneğiyle kullandığında 565 kilometrelik bir menzili sunuyor araç. Bu arada hava çok soğuk. 2-3 derecelere kadar geldi. 3-4 gündür de araç bizde. Pili bu olumsuz yönde etkilemedi. Verilen verilere de çok uygun şu anda, onu da söyleyeyim. Tutuyor diyorsun verilerde. Ama bu hani -5'ler, -10'larda ne olur onu bilemiyorum. Yani şimdi İstanbul'da artık bu sıcaklıkları görmüyoruz. Herhalde göremeyeceğiz de. Zaten göremeyeceğimiz için artık acaba bir daha görür müyüz diye elektrik dünyasına bir an önce geçelim diye uğraşıyoruz. Evet. Ancak hani iklimsel ısınmanın etkileriyle bunu tespit etme olanağımız yok. Ancak ülkemizin Doğu Anadolu bölgesine gidip orada evet, en soğuklarda denenmeli. Orada görebiliriz. Oralarda görebiliriz. O zaman hadi arkaya gidelim. Hadi gidelim. Bir de arkaya bakalım. Geldim ben aracın arkasına. Gökhan sen neredesin? Ben de geldim. Bak. Bak geldiğim belli oldu. He? Tat tat tat. Hiçbir şeye basmadım yalnız bu anı. Pençeleri arkada da çıktı, öndeki pençeleri. Evet. Peugeot'un yine gerçekten ışık imzası olarak isimlendirdikleri pençe, 3 pençe. Bu sefer çapraz yatıktan tamamen yatağa dönüştürülmüş. Genel anlamda değerlendirsene. Ya şöyle genel anlamda nasıl değerlendireceğim? Hep yakışıklı yakışıklı diyoruz da bir güzel ama olmuş arkası. Yakışıksız mı? Ben sana öyle sorayım o zaman. Yani şöyle baktığında tavanımızla geliyoruz. Simsiyah bir arka cam. Arkada yine tamamen arka led farlarımızın ortasında siyah bir dekorumuz ve üzerinde evet, karartılmış ve yine büyütülmüş Peugeot yazımız. Bambaşka bir tasarım ama söyleyeyim. Yani stopların kullanılması, arka farların kullanılması, yazının kullanılması. Ya şöyle bir bakıyorsun, yani çağırıyor araba. Evet. Yani ben bir dehanın elinden çıktım diyor açıkçası. Tampon, uzun süredir görmediğimiz kadar geniş bir tampon alanı. Dışarıya taşmış değil mi? Dışarıya taşmış. Hakikaten bir güvenlik sağlıyor. Aynı zamanda yerden yüksekliği de 70 santim olan bagaja yüklemeyi de kolaylaştırdığını açacağız düşünüyorum. Zaten. Açacağız. Açalım. Hadi açalım, hadi öyle açalım, konuşalım. Elektrikli bir açması yok, mekanik bir açılış. Mekanik açılış ama yine de kilidini elektrikli açtın. Kilidini açabiliyorsun kumandada. Basma butonuyla. Bizi 435 litrelik bir bagaj hacmi karşıladı. Ama nasıl? Burada da ikinci bir katımız daha var. Bir altı İstersen da var. Açtığımızda da yine malzemeleri koyabiliyorsun. Lastik onarım kitimiz, gerekli teçhizatlarımız. Evet. Var. Bu arada bu alt panzerotumuzu alta da iliştirebiliyoruz. Alan kazanmak için. Şimdi, son dönemdeki en iyi malzeme ben sana söyleyeyim. Yani kullanış açısından süper olmuş. Sertliği olarak. Evet. Kafa hizasında yüklemede 435 litre ancak aracın arka koltuklarını yatırdığımız zaman 1467 litreye kadar da artabilen bir hacim sağlıyor. Evet, kablomuz var. Hem orada var hem burada var. Zaten üstünde takılıydı. Güzelce şarjımızı yaptık. Yani ev usulü diyeyim ben. Aynen. 220 voltlar evet, bağlantı kurabileceğimiz sistemimiz. Kutusu güzel da var. Bir çantasıyla birlikte sunmuş. Bu da dışarıdan 380 voltluk cihazlara hızlı şarj olabilir, normal şarj olabilir. Ama aparatı ama olmayanlara. Aparatı olmayan, daha doğrusu bunlar daha ziyade 22 kW'lık
AC cinsi makinelerde kullanılıyor. DC makinelerde zaten kendi soketleri mevcut olduğu için evet. Bununla da o bağlantıları yapabiliyoruz. Bagaja baktığımızda aydınlatmamız var ama sarı ışık beni üzüyor. Gözlerimi alıyor yani sarı. Yani bu arabada sen diyorsun ki sarı ışık olmasın. LED olsun yani, çünkü elektrikli. Elektrikli artık elektriğin hani maviden bahsettik. Biraz da LED'in beyaz ışığından da bahsetmek gerekiyor elektrikli olunca. Öyle bir ışık tercihi olmasını daha beğenirdim diyeyim. Evet. Ne yapalım? Düşelim mi yollara? Kapatalım güzelce. İki tane tutamak yerlerimiz var. Herhangi bir çamura bulaşmadan. İçeride de var, burada da var. Bak buradan da tutabiliyorsun. Evet. Bak bunu da ilk defa karşılaşıyorum. Evet buradan ya. Da rahat tutabiliyorsun aslında. Şurada da tutup, bir ortada da cep var. Dörtlü evet. Üçgenimizi. Reflektörü kullanmak için. Kullanmak için. Evet. Buyurunuz. Kapatalım. Buyurunuz gidelim. Haydi gidelim. Ceyhan abi hoş geldin. Vallahi mavi şeytan diyeyim ben gene. Mavi şeytanın dışı ne kadar güzelse içi de o kadar güzel gerçekten. Beğendin mi? Vallahi içini bilince böyle. Bak ilk dikkatimi çekeni söylüyorum. Şu kavise bakar mısın? Değil mi? Yani bir o kavis, iki ay kokpit olarak isimlendirilen şu ekranların sana hafiften bir dönüklüğü falan yine. Bana böyle sportifliğe böyle. Kolay görebildiğim, kolay uzanabildiğim start stop bastım. Açılışı yaptım. Her şey hazır. Her şey kendini uyarıları kestetti. Da aldım. Uyarıları da aldım derken bakıyorum bir kere senin önündeki o LCD göstergemiz 3 boyutlu. Evet. Hologram sistemi dedikleri bir yapısı var. Şimdi bundan rahatsız olanlar var. Biz bunu kaldırabiliyor muyuz? Kaldırabiliyoruz. İstersen kaldırabiliyoruz onu da. Evet. Evet. Ekonomik modumu aldım. D'ye de taktım. Gidiyorum efendim. Buyurun. Buyurun gidelim. Sizde. Şimdi söz bizde. Bugün 2008'in içine geldik. Dışı mavi. Ben az önce ayarladım. Ekran renklerimiz mavi. Ambiyans aydınlatmamız mavi. Uyumu seviyorsun yani. Niyeyse böyle bir uyumu severim. Ancak bir anda gözüme çarpan limon yeşili dikişler. Direksiyon. Döşemenin içinde. Ön göğüste. O da apayrı bir güzellik, şıklık sunmuş aslına bakarsan. Evet, yani şöyle iç tasarımına baktığımızda aracın bir kere yani yine ön tarafta eğimli ve karbon görünümlü bir yapısı var. Malzemelerimiz yumuşak, hafif. Kol dayama bölgelerimiz deri, suni deri olarak ifade edeyim. Koltuklarımız alkantara kumaş. Çok güzel. Ve yanlarda yine suni deri olarak. Diagonal dikiş. Yeşil iplik kullanılarak yapılmış. Çok evet. Güzel durmuş. Çok güzel durmuş hakikaten. Direksiyona ne diyorsun? Direksiyon yani Formula 1 direksiyonlarını böyle andırır şekilde. Hani evde bilgisayarda oynadığımız direksiyonları özel böyle seçiyoruz. Burada otomobilde var. Altı üstü kesik. Tabii konumu da güzel bu arada. Yukarı aşağı değil. O da var. Kendinize çekebiliyorsunuz da bu arada. Bir de gösterge ekranını sen direkt direksiyon üzerinden de görebiliyorsun. Evet. Yani gözünü kaydırma ihtiyacın çok fazla kalmıyor. Ne direksiyon sibidinin altından üstünden. Bu arada daha önce de görmüştük. Çeşitli ekran seçeneklerini de ortadaki tuşu yuvarlayarak üzerine basıp okeyleyerek bunları değiştirebiliyorsun. Değiştirebiliyorsun. Şarj durumunu görebiliyorsun ama aracın normal seyir halindeki tüm bilgilerini de hala ekranda en azından o 3 boyutlu hologram kısmında bir şekilde sana sunuyordu. Piyano bilek orta ekran çok güzel bir bölme yapmışlar kablosuz şarj için. Böyle bir cebimiz var. Telefonunu buraya yerleştirebiliyorsun. Buyurun. Ben alayım telefonunu. Şu anda gene çok kolay ve kullanışlı bir yere yapmışlar. Çok kullanışlı bir yere yapmışlar. En büyük özelliği de yine bunu kapattığım anda zaten kablosuz Apple CarPlay veya Android Auto bağlantısıyla sen bütün telefonunla ilgili işlerini zaten ekrandan görüp tuşlarla da kontrol edebiliyorsun. Telefona fiziken temasına çok büyük bir ihtiyaç kalmıyor. Yine de şöyle bir alternatif daha var. Buraya çok güzel bir tırnak yapılmış. İstiyorsan telefonunu bu şekilde buraya yerleştirip hatta şöyle gösterelim. Ya böyle de koyabiliyorsun. Böyle de koyabiliyorsun. Buradan da istiyorsan kullan. Hatta biraz zorladığımız zaman telefonun boyutlarına göre evet, dik olarak da burada sıkıştırıyor gayet güzel.
hani gaza bastım yıkıldı, frene bastım uçtu gibi bir durumda ortaya çıkmıyor. Evet. İki yanında da Type-C çıkışları, aracımız elektrikli, çeşitli sürüş modlarımız var, drive modumuz normal kullanım, eco ve spor olarak 3 tane 3 seçeneğimiz mevcut. Biraz şöyle ekranı da kullanalım diyorsun. Ambiyans aydınlatmalarımızı değiştirebiliyoruz, ekran renklerimizi değiştirebiliyoruz. Yani bunları ben biraz oynamayı kendime alıştırmaya çalışıyorum. Biraz da farklı bir ambiyans, kırmızı bir ambiyans seçelim. Mesela bu şekilde çok hassas, oldukça hızlı bir ekran sunulmuş. Burada da ortada da kısa yol tuşumuzu yine dokunmatik olarak bastığımız anda. Nasıl ekranı kullanmasını beğendin mi? Beğendim. Yani dediğim gibi hızlı, acil şeyler için de hızlı erişim tuşum da mevcut burada. Hemen onun iki yanında koltuk ısıtma tuşlarımız da var. Ki şu anda biraz dış havanın soğukluğundan dolayı ben koltuk ısıtmamı açtım. Seninki de açık zaten. Evet, gördüğüm açık. Kadarıyla evet. Yalnız başıma değilim bu konuda. Biraz daha devam eder de mayışacağım ben. Mayışacağım. Siyah iç tavan, üzerimizde cam tavanımızla birlikte güzel bir ortam oluşturmuş aracın içerisinde. Yine şöyle kafamı çevirip baktığımda arkada da oldukça geniş bir oturma alanının bulunduğunu görüyorum. Gerçekten tasarım bir kere bir Peugeot klasiği göz alıcı. Değil mi? Yani, dışarıda olduğu gibi içeride de kendini yansıtıyor. Yansıtıyor. Gelelim birazcık şöyle teknik verileri. Elektrik dedik. Yine artık Stellantis grubunda alıştığımız 115 kW'lık, 156 beygirlik bir elektrik motorumuz var. Önden çekişli bir araç. 54 kWh saatlik bataryalarımız mevcut. Ki bu da aşağı yukarı normal WLTP verileri, yani karma veri olarak 400 kilometrelik bir menzil sunuyor. Ki yine şehir içi kullanım için bunu 565 kilometreye kadar uzatma imkanını sunuyor. Gayet iyi. Yani şehir içinde 565 kilometre İstanbul gibi büyük bir şehirde bile birkaç gün demek. Dolayısıyla yani ortalama 100 kilometre hani şehir içinde kullansak 5 gün böyle yabana atılacak bir şey değil. Gittiğin yerde de taktığında zaten bu 7-8 güne de çıkar. Ya, muhakkak ki. Yani şu, hep söylüyorum artık elektrikli otomobillerde illa depom boşalsın da ışık önce bir yansın sonra bir de yanar söner moda geçsin de pompaya yanaşayım. Bu düşünceyi biz terk edeceğiz artık. Şarjı nerede bulduk, ne kadar dolu olduğuna bakmaksızın bağlayacağız. %80 ise %85'e çıkaracağız. %60 ise %80'e. Hep ek yapa yapa kullanmakta yarar var. Bak sen bu işin içindesin Ceyhan abi. Cep telefonlarındaki gibi bir batarya sistemi yok. Bunu bir defa hani seyircilerimize de söylemekte fayda var. Hani hep cep telefonlarında şunu söylerler. Full bitir, full doldur. Ki ömrü uzasın. Otomobillerde öyle değil. Şimdi öyle değil. Özellikle lityum iyonda zaten full bitir gibi bir şey. Ne cep telefonunda tavsiye edilir. Zaten tavsiye edilmiyor. Tavsiye edilmiyor. Lityum iyon pillerin sıfıra düşürülmemesi gerekiyor. En fazla %10, %5'e kadar. Ondan sonra çünkü onun ömründen yiyorsun. Hatta tekrar kendini hatırlaması, bir pil hafızası denilen olay var. Hatırlaması bile bazen engellenebiliyor. Bu nedenle hep %25 derler. Evet. Oralardayken şarja bağla, tam doldur. Ama otomobillerde dediğin gibi bataryaların sağlığı açısından bir kere hani bütün sürücülerimizin, elektrikli otomobil sürücülerimizin merak ettiği hızlı şarj cihazları, hızlı şarj cihazları. Doğru. Hızlı şarj cihazları uzun yol gittiğimiz zaman çok elzem. Ancak ömrünü bitiriyor mu? Evet. Bitiriyor. Ona geleceğim. Şimdi batarya sağlığı açısından aslında yavaş şarj cihazı denilen alternatif akım cihazlarıyla yavaş yavaş o bataryayı doldurmak çok daha sağlığı açısından önemli. Böylece firmalar da zaten hani düzgün kullanım şartları altında kullanış bataryaları 8 yıla kadar garanti veriyorlar. Kilometre olarak? 160 bin kilometre diyor. Şu anda Stellantis grubu diyeyim. 8 yılda %70'inden fazla performansını kaybetmiş ise garanti kapsamı dahil de
kabul ediyorlar. Evet. Can, trim, susuyorum. Yani yuvarlanma sesi bile ne kadar az. Yani çok da bozuk bir asfalt zemini çok bozuk, olmamıza evet. rağmen çok az. Stabilize gibi yani düşünün. Şimdi yine ben dönüyorum şarj kodlarımıza. Evet, nasıl önemli. Şarj ediyoruz? Ne kadar sürelerde şarj ediyoruz? Yani hızlı şarj cihazıyla 30 dakika içerisinde şarj edilebilir bir imkanı sunuyor bize. Bu da kısa bir dinlenme molası olarak adlandırabilirim. Bunun haricinde aracımızın boyutları yine bir D SUV sınıfı. 4.3 metre uzunluğumuz var. Ancak iki aks aralığı 2.6 metre olduğu için de içerisinde gayet rahat bir yaşam alanı sunmuş. Bu da önemli. Ben oturduğum konumda çok rahatım. Özellikle çok senin alanına değil. Bakıyorum. Hani torpido gözüyle olan diz mesafene bakıyorum ki arkan bomboş. Arka bomboş. Benim arkam bomboş şu anda. Ben senin arkanı da görüyorum senin o boyuna rağmen. Evet ki ben çok rahatım. Şuradaki diz boşluğum bile hani bizim belirttiğimiz kurallara uygun. 15-16 santimlik bir diz boşluğu olması gerekiyor. O da fazlasıyla bence yani. Var orada. Torpido dedin tabi. Torpidoları açıp kapamadan rahat edebiliyorum. Evet. Yine baktığımda torpido kapağın içinde küçük bir gözle sunulmuş burada. Rahat bir anahtarlık bulunuyor. Ancak yine bir Peugeot Citroën klasiği diyeceğim. Çok derin bir torpido gözü. Yani el arkasına erişebilmek için ciddi şekilde buradan bir kemerimi çözüp uzanmam gerekiyor ki bu da bize alan kazandırıyor aslında. Evet. Soğuk bir havadayız. Az önce yola çıkmadan önce ben bir ısıtma sistemini de test etme imkanı buldum aracın içini bir ısıtalım diye. Mükemmel bir ısınma sağladı. Çok kısa sürede hani biliyorsun normal yakıtlı otomobillerde motor suyu sıcaklığının yükselmesi beklenir, bir müddet zaman alır. Ancak hemen aracın iç hacmini ısıtmaya başlayan bir sistem sunuyor. Ama geçişlerde falan da hakikaten trim sesi şu bu hiçbir şey evet. yok gerçekten. Çok yani, başarılı. Dönüşlerde çok yumuşak gene. 10.4 metre çok, dönüş çapından evet, da bahsediyor. Çok başarılı. 0-100? 0-100'ü 9.1 saniye olarak tanımlanıyor. Yine maksimum hızı 150 km ile sınırlandırılmış. Yazılımla sınırlandırılmış durumda. Bu sınırlamalarda niye yapılıyor? İşte verilen menzilleri tutturabilmesi için enerjinin tasarruflu kullanılması amacıyla sınırlama getiriliyor. Evet. Çok doğal adı. Yani şimdi bir elektrikli otomobilde sürat yapmak mı önemli? Daha uzun yolu kat edebilmek mi önemli? Tabii ki daha uzun yolu kat edebilmek. Yani. Bu arada aracımızın şimdi kavşağa geldiğimiz için aklıma geldi. Güvenlik, konfor unsurları tam donanımlı. İşte şerit takip, adaptif, hız kontrol. At safhada diyorsun. At safhada dur kalk özellikli falan filan. Yani eksiği yok aracın. Şöyle baktığında çok şık, harika bir tasarım. Değil mi? Konforlu. GT yazısı burada kullanılmış. GT yazısı orada kullanılmış. Bir yandan fiyat performansına da baktığımızda hakikaten fiyat fayda dengesi olarak pozitif puan verebileceğim bir aralıkta hani rakam söylemiyorum. Çok güzel, çok kalite malzeme kullanılmış vallahi. Yeniden tebrik ederim. Kesinlikle yani bir şehir içi otomobil hayranım. Için. Tekrar ediyorum hani Peugeot'un bu tür tasarımları, falan çok güzel. Dikişleri, malzemeleri, ses sistemi altı hoparlörlü gayet yeterli, doyurucu bir ses sağlıyor. Güm 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 konser salonunda gibi değilse de rahatsız etmeyecek kalitede mükemmel bir ses düzeni var. Cihan abi ağzına sağlık. Sen sağ ol Gökhan. Telefonunu unutmayalım. Evet alalım orada. Arabayı teslim ederken buralarda kalmasın. Bir şeyimiz kalmasın. Hayran oldum ama bu telefon bölmesine. Değil mi? Ağzına sağlık Cihan abi. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.